Hemen 1 dakikaya başlıyoruz. Bir saniye. Şu an yayındayız hocam. Kamera açabilirsiniz. Şimdi, pekala kamerayı açarken ilk Sesiniz gitti hocam. şu an nasıl? Şu an çok güzel. Sesim geliyor ve hadi bakalım. Şu vatandaşı da çalıştırayım. Bakalım görüntü nasıl? Görüntü kötü. Düzeltiyorum hemen. Tamamdır hocam. Nasıl görünüyor şu anda? Şu an gayet güzel hocam. Sizin ekranınızı büyütüyorum ekrana. Tamam. Buradaki arkadaşlar da yayında daha sonrasından ekranı görebilsinler diye. Tamamdır. Merhaba. Canlı yayındayız değil mi şu anda? Evet hocam, canlı yayındayız. Önce merhaba. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum bu arada. Biz kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bravo. Yani böyle etkinlikler iyi, güzel şeyler bunlar. Hele ki şey daha da güzel. Ne bileyim, Zoom'da arkadaşlar var. İlgilileri, alakalıları. İlgili insanlara yani mecbur olmadığı halde dinleyen insanlara bir şey anlatmak daha keyifli. Daha güzel. Bugün şey, bir problem çözme dedik değil mi başlığımıza? Evet. Problem çözme. O zaman isterseniz önce birkaç dakika varsa sorularınız onun üzerine konuşalım. Yoksa ben size bir soru sorayım. Onun üstüne düşünelim biraz. Tabii ki normal şartlarda soru sorup böyle İşte yarım saat, 1 saat falan beklerim derste. Ama burada öyle bir şey yapmayalım. Bir soru sorayım. Üstüne birazcık kafa yorun, düşünelim. Cevap verin hatta belki. Muhtemelen verirsiniz. Ondan sonra birlikte çözeriz. Tamamdır hocam. Olur mu? Uygun mudur? Bu arada sizden katılım da bekleyeceğim. Herkes mikrofonları açsın o zaman. Öyle yapalım. Yani cevap verirken açabilirsiniz. Hani cevap vermenizi isteyeceğim. Şimdi herkes buraya soru dinlemeye mi geldi? Niye geldiniz? Ne için geldiniz buraya? Ben etkinlik moderatörüm. Katılan arkadaşlar niye katıldı? Açıkçası ben ilk defa katılıyorum. Tam olarak bu hakkında bilgim pek yok. Ne olduğunu anlamaya geldim, nasıl bir şey diye. Çok iyi. Neyin ne olduğunu anlamaya geldi? Yani matematikle ilgili bir programmış bu, Ha süper. yayınmış. Merak ettim, ilgimi çekti, girdim ben de. Çok iyi. Hoş geldiniz. Pekala. Sizin sorularınız var mı? Yoksa ben başlayayım mı? Benim sorum yok hocam. Top sizde. Tamamdır. Arkadaşlar, dinleyenler var mı sormak istediğiniz bir şey? Yok. Yok. Pekala. Şimdi yani birkaç tane soru var da bir tanesi çok hoş. Şöyle çok hoş. Böyle ilginç bir hikayesi var. Ama onu geçen de şeyde yaptım. Cosmic Particles'da yayın yaptığımızda oradaki arkadaşlarla yaptık. Çok kişi var mı o yayına katılan burada? Evet, chatten Evet, alalım. sonradan Ben verdim telefonu hocam. açtım. Kaç kişi var? Evet, var mı çete? Chat'ten okuyabilir misin bana? Var mı o yayına katılan? Ben kimse yazmadı hocam. Ben varım ama onu söyleyebilirim. Bir de Tamam. kozmik Siz birkaç. sayılmazsınız. Size ev O zaman. sahibisiniz şu anda. Ya onu soracağım ya da tamam yok başka bir şey sorayım. Başka bir şey sorayım. Onun da hikayesinden bahsederiz belki. Pekala. Bana bir sayı söyler misiniz? 7. 7. 7 çok kolay. 7, 3 artı 4. Başka? 16. Efendim? 16. 16 zor. Başka?
25 29. 23 29 82 mi dendi? Evet. Evet. Oo, güzel. 23 kolay. 11 artı 12. 29 kolay. 14 artı 15. 82 aslında 82 de kolay. 82 de kolay. Nasıl kolay? Hemen söyleyeceğim. Hemen söyleyeceğim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. 19, 20, 21, 22. Oldu mu? Bakayım. Evet hocam. Oldu. Değil mi? Toplam 82 mi? Evet. Evet hocam. Başka bir şey söyler misiniz? 29. 29 var. 102. 102. Çok iyi ya. Nereden? 102 nereden geldi aklına? Vallahi bilmiyorum hocam. Bir üç basamakları geçin dedim. Tamam, 102. Hesap makinesi kullanabiliyor muyuz? Tamam, şimdi. 102, 33, 34, 35. Kabul mü? 9, 5, 4, 9. Evet oldu. Tuttu. Oldu. Başka. Başka. 149. Yo yo yo, dur, daha buradayız. Bunu bitirmedik. Tamam. Bunu bitirmedik. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet. Üç, dört, beş, altı, yedi. Bir saniye. Nereye geliyoruz? 14. Uzun yazayım. Uzun uzadıya yazayım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Görebiliyor musunuz? Okunuyor mu tahta? Evet okunuyor hocam. Ya. Toplam doğru mu? Bir hesaplayayım. Terim Toplayalım. sayısı. 10, 20, 25, 33, 42, 63. Doğru mu söylüyorum? 63, evet. Yo, vermez ki. Bu 63 ise burada. Ben bir hesap makinesi alayım hocam bir saniye. Verdi galiba doğru. Doğru değil mi? Doğru olması lazım da ben burada yanlış topladım sanırım. 14'e kadar bütün toplamlar 105 eder hocam. Ve 3'ü çıkardınız mı? 1'i Çok iyi. Çok iyi. çıkardınız mı? Peki başka yazabilir miyim müziği böyle? Artık sayıların toplamı şeklinde. Bu artık sayıların toplamı şeklinde yazıyorsun değil mi? Bak. Evet. Evet. 102'yi başka yazabilir miyim böyle? Ne dersiniz? Bakmak lazım. Bakmak lazım. Başka bir sayı. Hayır, 58. Kaç? 58. 58 dediler. O da kolay. 58 neymiş? Söyle bakalım. Bir dakika. 3'ten 10'a kadar bütün sayıların toplamı. Wow. 3'ten 10'a kadar. Nasıl buldun? Ya Gauss'ta 1000'e kadar toplamıştı yani. Onun gibi. Bakalım doğru mu? Bir dakika bakalım bir. 17, 24, 34, 40, 49. 52 mi yaptı? Bir dakika. Bir saniye. Yo. Ben yanlış topladım. Hocam, ha yok o 3. 9, 14, 20, 27, 35, 9 daha 44. Bu sefer de 54 buldum. 54 aynen. 58 vermedi. Yazabilir misiniz 58'i? 52. Yazayım mı? 52 düşündüm galiba. Bakalım, bakalım, bakalım. Aslında şey kaç çıktı cevap? 54 değil mi? Bir tane kaydırırsak iki tane kaydırmış oluyoruz. Bir İki bak. dakika, bir dakika. Şurada 16 geliyor. Kaçtan başlıyor pekala?
13, 13, 14, 15, 16. Verdi mi? Bakalım. 40, 47, 52, 58. Doğru mu? Doğru. Doğru. Başka türlü yazabilir misiniz? Ya şey olabilir aslında, Selim abinin dediği gibi 54 çıkmıştı değil mi? Mesela tüm basamakları ardışık sayıları 1 kaydırırsak 2 yani, eklemiş oluruz. 54, 55, 2 kaydırırsak 5'ten başlayıp kaça kadar oluyor? 10, 11, 12. 5'ten 12'ye kadar olabilir. Oluyor mu sence? Ya diyelim ki 5'ten 12'ye kadar olsun. Tamamı olsa 12 çarpı 13 bölü 2'den 6, 78 mi yaptı? 78. Burada 1, 2, 3, 4'ü çıkardım. Kaç yaptı? 7, 9, 10. Vay güzel. Çıkartacağız. 5'ten 12'ye kadar. Şey 68 eder o da öyle. Ama... Ha, tabii, bir dakika. 68 değil mi? Yine olmadı. Evet pardon. Yine olmadı. 58'i başka şekilde yazabilir misiniz? Bir saniye hocam hemen. Birden cızırtı geliyor. Ben o onluk sayıyı uzattığım zaman şey oldu. Bir tane daha onluk eklenmiş oldu. O sondaki onu çıkartırsam, yani 16'yı yazmazsak, geriye doğru bir ardışık yaparsak. Şey sayılıyor mu? Eksili sayılara inebiliyor muyuz? İnebilirsin. O zaman çıkar. Ya herhalde yani. Tabii o zaman. 68 yapıyor. 10 çıkarmam lazım. Ama ardışık olacak. Ardışık sayıları toplayacaksın. Tamam. Şey 16, 17, 18 oluyor mu? 16, 17, 18 olur mu acaba? 15, 21, 30 daha 51 yaptı. İstediğimiz kadar ardışık sayı kullanabilir miyiz acaba? Efendim? İstediğimiz kadar ardışık sayı. Yani toplamları 58 yapan ardışık sayıları istediğin sayılar olabilir. Şunu da düzgün yazayım. 13, 14, 15, 16 idi. Tamam, 58'i geçelim. Yoracak şimdi bu sizi. Başka bir sayı söyleyeyim. 43. 43. 43 kola. 21, 22. Çift sayı söyleyeyim. Kolay arkadaşlar. Başka. Dört işlem o kadar iyi değildir ha. O yüzden çok böyle büyük sayı söylemedim bence. 112. Kaç? 112. Öyle mi? Doğru mu duydum? Evet, evet. 112. 112. Oh, bu zorlayacak beni. Kameranın arkasından hesap makinesi mi alsam? Yok. Halledebilirim. Halledebilirim. Evet. Bir saniye. Şuraya bari işlem yapayım da. Gizli gizli. Görünmüyor değil mi yaptığım işlemler? Görünmüyor. Yok şu an gözükmüyor hocam. Güzel. Söyleyeyim mi? Artık söyle. Çift sayılar oluyor. Yazabilir yani. Misiniz? Yok hayır. 13, 14, 15, başka 16, 17, 18, 19.
Peki bunun bir metodu var değil mi hocam? Bilmiyorum evet. Artık. Var belli. 40, 50, 60. Oldu hocam, oldu. Güzel. Peki ne yaptım ben şimdi? Şimdiye kadar ne yaptım? Ardışık sayıları topladık hocam. Topladım. Peki nasıl yaptım? Böyle bir şey, sihirli gibi bir şey geldi mi böyle? Yap o zaman hadi. Söyleyebilir miyim başka bir örnek? Bunu 112 için. 112 için. Evet, buyurun. 37, 38, 39. Yanlış şeyi söyledim oğlum çünkü. 114 yapıyor herhalde. 114 yapıyor aynen. 35'ten başlayacağız hocam. Pekala. Soruyu sorayım mı? Evet hocam. Bir tanesi geliyor bir tarafta ama bu YouTube'a verildiği için çok rahatsız ediyor tabii. Tamam. Soruyu soruyorum. Duyuyor musunuz? Bir evet. Soruyu soruyorum. Dinliyor musunuz? Evet hocam. Evet hocam. Soru şu. Hangi doğal sayılar, doğal sayılardan hatta pozitif doğal sayılardan bahsedeceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye devam eden sayılardan bahsedeceğiz. Hangi doğal sayılar ardışık, yine doğal, yani sayı dediğimde doğal sayı diye anlayın. Hangi doğal sayılar ardışık sayıların toplamı şeklinde yazılabilir? Yazılanlar kaç farklı şekilde yazılabilir? Ve yöntem olarak nasıl bir strateji izlersin? Ortanca terimi bulmak. Ama izin ver, izin ver, izin ver. İnsanlar düşünsün. Soruyu yazayım ben. Yazayım sana. Hangi sayılar doğal sayılar için konuşuyoruz parantez içinde. Doğal sayılar. Hatta pozitif doğal sayılar. Hangi sayılar ardışık sayıların toplamı şeklinde yazılabilir. Üstelik bu sorunun birinci kısmı kalem gidiyor. İkinci kısımda şunu soralım. Yazılanlar kaç farklı şekilde yazılabilir? Hadi üçüncü kısımda nasıl bir yöntem izlerim yazarken? Şimdi biraz baktınız, bir dakika falan geçti, soruyu sordum. Soruyla ilgili bir yorum yapın. Güzel mi soru? Ben yapayım mı hocam? İzninizle. Hayır. Sen ev sahibisin. Ama ben de bilmiyorum. Hoş ve yapılabilir bir soru. Hoş bir soru mu? Evet. Güzel. Tabii yani yapılamaz olsa niye sorayım? Soru güzel mi? Hani hoşunuza gitti mi? Tatlı yani. Tatlı. Güzel. Evet. Soruyu anla. Güzel, 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 güzel. Çok iyi. Çok iyi. Soruyu okuyamıyorum. Anlayamadım diyen var. Çok iyi. Zaten bakınız, ihtiyacımız olan ilk şey soruyu anlamak.
Zaten bu yayının konusu da bu. Yani bir soru üstünde nasıl uğraşırız? Problem çözme üzerine başlığımız bu. Yani bana göre okullarda matematik öğretilmesinin en temel sebebi gerçek hayata hazırlamak. Yani ne yapılır? Size bir soru verilir. Cevaba ulaşmanız istenir. Normal şartlarda bu ne işime yarar? Bu şu işime yarar. Siz aslında okuldan sonra gerçek sorularla karşılaşırsınız. Eğer ki bir soruyla, bir sorunla nasıl başa çıkabileceğinizi pratik etmişseniz, günlük hayatta o pratikten faydalanırsınız, karşılaştığınız sorunlara o şekilde yaklaşırsınız. Fakat bugün ne oluyor? Yani bugün derken şu süreçte, şu zamanda üzücü bir şekilde artık bir soruyla nasıl başa çıkabileceğinden ziyade tek mevzu şudur. Soruyla başa çıkabilmek demek, işte cevaba ulaşmak demek değil mi? İki tane şey değil her zaman. Çünkü cevaba ulaşmanın farklı yolları var. Günümüzde ne kullanılıyor? Genelde en sık kullanılan şey sallamak. Başlarsın böyle bir başlar şu mu bu mu şu mu bu mu falan filan. Aklında böyle ufak tefek kalıplar vardır, bir şeyler vardır. Soru kalıpları ezberlemişsindir. Bunu yoklamaya başlar. Bu sefer kalıpları sallarsın. Amaç ne? Amaç cevaba ulaşmak. En hızlı şekilde cevaba ulaşmak. Şu anda peşinden koşulan şey bu. En hızlı şekilde cevaba ulaşmak. O yüzden öğrenci ya sallamaya aşina oluyor ya da kalıpları ezberlemeye, o kalıpları denemeye aşina oluyor. Bu günlük hayatta tutmaz. Tutmazsa ne olur? Günlük hayatta şey yaptın, bu alışkanlığı edindin, kafadan atmayı, kalıpları ezberlemeyi, kalıpları denemeyi alışkanlık edindin. Yarın öbür gün okul bitti, ne bileyim, gerçek hayat dediğimiz şey de neyse, gerçek hayat dediğimiz şey kendi başına hayatta kalmak diyebilirsin mesela. Yani kendi başına, evet, bir destek görmeden, bir yardım almadan kendi başına bir şeyler yapmaya çalışmak. Sorunlarla karşılaşacaksın. Ne bileyim, bunu çok basit şeylere de indirgeyebilirsiniz. Evde bir eşyanın bozulmasından tut, bir iş başvurusunu tut, bir çözmen gereken bir şeyler olacak. Yapman gereken şeyler, eğer o düzgün bir silsileyi alışkanlık haline edindiysen, bir soruyla başa çıkma, gerçekten bir soruyla başa çıkma deneyimle alışkanlık edindiysen, o sana sindiyse, şu an günlük hayatta karşılaştığın sorunlar bambaşka, çok çeşitli olsa bile kendine has yöntemlerle düzgün bir şekilde üstesinden gelebilirsin. Hepsini olmasa bile birçoğunu halledebilirsin. Aksi halde ne yaptığını bilmeyen böyle sürekli oraya buraya saldıran, hadi şunu halletmem lazım, şunu halletmem lazım deyip aslında elle tutulur hiçbir şey yapmadan yapmayan bir haline gelirsin. Muhtemelen de bir sorunu halletmek için sürekli başkalarına ihtiyaç duyarsın. Başkalarını izlemen gerekir. Bunlar nasıl yapıyor? Herkesin kendine has uyguladığı yöntemleri izler. Kendini uydurmaya çalışırsın. Bu sefer de üstüne durmayabilir. Sen de aynı sonucu vermeyebilir falan filan filan. Ama matematiğin bize kazandırdığı en güzel şeylerden, yani bir sürü güzel şey var da, en önemlilerinden biri sorunlarla başa çıkabilmek, problem çözmek. Tabii en başta doğruyu yanlışı ayırt etmeye yarıyor. Buradan yola çıkarak bir problemin üstesinden gelebiliyoruz. Önce soruyu anlıyoruz. Burada ne demek istemiş? Bunu gerçekten en büyük zamanını buna ayırmamız gerekiyor. Burada ne demek istiyor? Ondan sonra elimizde malzemeler var. O malzemeleri tanıyoruz. Bu duruma göre değişir. Matematikte bu malzemeler nedir? İşte toplama işlemi, çarpma işlemi, kök alma, şu bu falan.
Bilmiyorsan, eksiksen o malzemeleri tanımaya zaman ayırmalısın. Daha sonra soruyu anladıysan, malzemelerin okeyse ufak ufak bu sorudan bu cevaba giden köprüyü inşa etmeye çalışırsın. Bu da ilk başlarda çok ağır işleyen bir süreç olabilir. Gayet normal. Buna alıştıkça, buna deneyim kazandıkça artık işin ustası haline gelirsin. Çok konuştum. Şimdi soruyu anlamaya çalışalım. Soruda diyor ki, örnekleri hatırlıyor musunuz? Ne yaptığımı hatırlıyor musunuz? Evet, bazılarını hatırlıyoruz hocam. Bazıları. Yani çok önemli değil. Ana fikir olarak bir sayı söylediniz. Ben o sayıyı ardışık sayıların toplamı şeklinde yazdım. Doğru mu? Evet. Aynen. Evet, aynen. Şimdi sorum şu. Hangi sayıları ardışık sayıların toplamı şeklinde yazabiliriz? Bu. Daha sonra yazılabilenler kaç farklı şekilde? Mesela bir örnek daha vereyim. Bu soru çok geniş açılı bir soru değil mi? Yani yoruma açık bir soru. Ne gibi? Hangi sayılar, hani bütün sayılar kavradığı için. Evet. Hani belirli bir sınırı var mı? Ben sordum onu, belirli bir sınırı var mı? Şimdi bak bir örnek vereyim. Ben... 15. 1, 2, 3, 4, 5'tir değil mi? 4, 5, 6'dır. 7, 8'dir. Mesela 3 farklı şekilde yazdım. Sorunun ikinci kısmında da şeyi soruyoruz. Kaç farklı şekilde yazabiliriz? Hani tamam şunları yazabiliyorum dedin mesela. Yazabildiklerinde kaç farklı şekilde yazabileceğini ifade etmenizi isteyeceğim. Buyurunuz. Anlamadığınız bir yer olursa buradayım. Sizi duyuyor olacağım. Soruyu anlamaya çalışın önce. Bence çift sayıları yazabiliriz. Çünkü ardışık sayılar bir tek ve bir çift sayıların toplamıyla oluşuyor. Ben çift sayılar olduğunu düşünüyorum. Çift sayıları yazabiliriz mi, yazamayız mı? Yazabiliriz çünkü yani bir tek bir çift diye gittiği için. Tek sayıları yazamaz mıyız? Yazabiliriz. Asıl tek sayıları yazarız sanırım. Tamam. O zaman her sayıyı yazar mıyız? Hayır. Hepsi yazarız. Olmaz. O zaman hangilerini yazarız? Bunu düşünelim. Tek sayıları. Çiftleri yazın. Tek sayıları. Evet. Evet. Çiftleri yazar mısınız? Ama ardışık olduğunda... Ardışık olmaz ama. Bir dakika. 102 yazdık ya. Ama çift değildi ki hepsi. Nasıl? Çift oluyor, tek de oluyor. Hayır, 102'yi demiyorum. 102'yi oluşturduğumuz sayıların hepsi çift değildi. Oluşturdukları. Fark etmez. Neticede onlar ardışıktı değil mi? Hangisini yazarsanız, evet. Bir çift bir tek diye oluşmayacak mı? Evet. Ha, ve ardışık sayıların toplamı dediğimde en az iki ardışık sayının toplamı olacak değil mi? Evet hocam. Yani mesela herhangi bir A sayısıyla alalım. X ve X artı 1 en az iki ardışık sayı olacak. Ama bu 3 de olabilir. X, X artı 1, X artı 2 şeklinde de olabilir. Şurada artı var. Ardışık 4 sayının toplamı da olabilir. Burada ardışık 5 sayının toplamı yazılmış. Ardışık 1000 sayının toplamı da olabilir. Hangi sayılar? 15'i yazdım, 102'yi yazdım. Hangi sayıları ardışık sayıların toplamı şeklinde yazabilirim? Bunu soruyorum. Kareli sayıda bir sıfırı yazılamaz. Sıfır hariç tüm sayılar olabilir bence. Evet. Sıfır hariç tüm sayılar. Öyle mi? Üçün katlarını yazabiliriz. Ve şey bu eksi ne diyorlar ya, negatif. Azerbaycan'dan katılıyorum, tam yani kelimeleri bulamıyorum. Negatif de yazılır yani. Biz sayılarla ilgileniyoruz şu anda. Ama iki negatifi toplayınca olmayacak. Yine negatif olacak. Yine negatif. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Tek sayıların hepsi yazılabiliyor. Çift sayılarda da tek olan bir sayıya bölünürse, yani bir dışındakilere. Hmm. Bölünmesi mi gerekiyor?
Evet, ben... O zaman bir şey yapalım mı? Böyle bir şey yapalım. Yine ışırtı geliyor. Mikrofonu kapatabilir miyiz? Şöyle bir şey yapalım. 5 dakika herkes bir kafasındakileri toparlasın. Saat kaç? 33 geçiyor. 38 geçe ben sizden cevapları alacağım. Sonra çözüme geçeceğim. Uygun mudur? Tamamdır hocam. Uygun mu? Uygundur. Uygun hocam. Tamam. 38 yok. Şu an 39 geçe. 39 geçe cevaplarınızı isteyeceğim. Mikrofonumu kapatıyorum. Ama sizi duyabilirim ona göre. Şimdi ne dediğini anlasam problem değil. Sadece anlamıyorum. Evet.
Evet hocam, süre dolmuş. Ne durumdasınız? Ben bir çözüm buldum galiba. Ben de buldum. Alayım mı cevaplarınızı? Buyurun. 2n artı x çarpı x artı 1 bölü 2 şeklinde yazılabilen bütün doğal sayılar bu şekilde yazılabilir. Güzel. Güzel. O sayılar nasıl sayılar? Onu inceledin mi? Onu incelemeye vakit bulamadım. Hocam, üçün katlarını da direkt öyle yazabiliriz. Efendim? Üçün katlarını da yazabiliriz ardışık bir şekilde. Ama genelleme yapacağız şimdi. Ben sayılara baktığımda, atıyorum 3 tane ardışık sayıyı genelde topladıklarımda ve asal bölenlerine ayırdığımda hep asal sayılarla karşılaştım ve hep 2 tane asal sayıya denk geldim. Yani bölenleri asal sayı olanlar ardışık yazılabilir mi? Her sayının böyle bölenleri asal sayı. Bir dışında. Birden büyük bütün sayıları asal çarpanlarına ayırabiliriz. Asalların çarpımı şeklinde. Ayırdım ve asal sonuç geldi. Atıyorum 2 geldi, 3 geldi bölenlerine. Bunu toparlayabilirsin aslında. Çok şey, yani bundan sonraki adımda çok güzel bir cümle çıkıyor. Mesela? Yani gidişat doğru, cümle mi kuramadım? Yok, yani sonuç da doğru aslında ama bu sonucu düzgün bir cümle halinde belirtmemiz lazım. Anladım hocam, onu toparlayamadım. Şimdi, bir kişi daha doğru cevap vermişti ara vermeden önce. Ama yine net bir cümle kuralım birlikte. Çözelim mi? Net bir cümle. Ha? Net cümleyi söyleyeyim mi hocam? Söyle. Yorumdan da biri yazmış. Yakın arkadaşım da yazdı. Aynısı internet sitesinde direkt yazıyormuş. 200 sayı olarak yazılamayan sayılarmış. Doğru hocam. Yani araştırmacı ruh hocam. Bravo. Hocam aslında ben bir şey yaptım. Kastım buydu. Ne? Soru var, cevap var. Az önce belirttiğim şey buydu işte. Süper. Hocam. Evet. Ben bir şey yaptım aslında. Belki hani oradan. Şimdi mesela 1 ile 2'yi topladım. Sonra 1'e attım, 2 ile 3'ü topladım. 3 ile 4'ü topladım. 2 tane sayı kullanarak yazdım. Sonra 3 tane sayı kullanarak. Sonra 4 tane sayı kullanarak. 5 tane sayı kullanarak, hani her seferinde baştan bir tane yazdım, bir tane ekledim. Sonrasında hepsinde bir ortak yani sayıları alıp o sayılardan bir dizi oluşturup onu formülize etseydim. İnceleyelim mi? Hocam, ben kendi cümlemle ifade edebilir miyim peki? Olur. Az önce söylemiştim de belki sesim gelmemişti, tekrar edeyim. Hı-hı. Çarpanlarının içinde tek sayı bulunmayan sayılar, bulunan sayılar, sadece tek sayı bulunan sayılar ifade edilir. Bulunmayan sayılarsa yazılamaz. Güzel. Nasıl sayılar onlar? Yani 2'nin katları olmak zorunda. Hepsi çift olmak zorunda. Kuvvetleri. Evet, kuvvetleri. İçinde iki şey olmayacak. Tek sayı olmayacak. Bir kişi daha söylemişti bunu. İşte bunu da ben söyledim de az önce şeydi. Mikrofon, tabletin kendi mikrofonuydu. Şimdi kulaklıktan konuşuyor. Sesler o yüzden farklı geliyor. Öyle mi? Şeyde aradan, evet. Önce sen mi söylemiştin? Tam aradan önce ben söyledim. Ha. Ben bir kadın sesi diye şey yapmıştım da. O bendim ama galiba. Bakayım. Ben de söyledim ama. Şey demiştim. Ben kapanmadan önce konuştum. Aha, şey, biri şey demişti işte, çarpanların içinde mutlaka tek olan sayılar. Tek sayı olan sayılar. Biri böyle bir şey demişti. Neyse. Tamam, inceleyelim. Hadi gelin. Nereden çıkarıyoruz bu sonucu? Nasıl ulaşıyoruz? Şimdi önce bir bakalım mı? Biri yazabilir misiniz? 0+1. Yok, doğal sayı, pozitif doğal sayılardan konuşuyoruz. O zaman yazamayız. Yazamayız. 2'yi? Hayır. Yazamayız. 3'ü? 4+2. Evet. 4'ü? Yazamayız. 5? 2+3. Birazcık inceleyelim değil mi? Bir problemle uğraşıyoruz. Önce en temelden bakacağız böyle. Ne var ne yok burada, nasıl çalışıyor, neler olup neler bitiyor anlamaya çalışacağız. 6. 1+2+3. 1+2+3. 7 zaten en başta yazmıştık. 3+4. 8.
Yazamıyorum. 8, hayır, 9. 9 yazarız. Birkaç farklı şekilde evet. Yazarız hatta. 4, 5 diye yazarız. Başka 2, 3, 4 diye yazarız. 10, 11, 12 incelediğinizde muhtemelen fark etmişsinizdir şunu. 1, 2, 4, 8, 16 yazılamıyor. Bilmiyorum gördünüz mü? En azından şuraya kadar 1, 2, 4, 8 yazılamıyor değil mi? Evet. Değil mi? Evet hocam. Güzel. Şimdi hadi bunu biraz da bir sezgi aldık böyle. İkinin kuvvetleri yazılamıyor gibi bir ipucu aldık ama bu tabii ki yetmez. Buradan yola çıkıp da şey desek çok mantıklı olmaz. İkinin katları, ikinin kuvvetleri yazamıyor, geri kalanlar yazılıyor demek çok da mantıklı bir şey olmaz, sağlıklı bir şey olmaz. Neye ihtiyacım var? Toplamları bilmeye ihtiyacım var. Tamam, ardışık sayıları nasıl toplayacağımı bilmem lazım. Önce Gauss'u hatırlayalım. Ne diyordu Gauss? 1, 2, 3, n eksi 1, n'e kadar olan sayıların toplamı. Neydi bu? 2n artı 1. Bakalım. N artı 1 bölü 2. Bakalım. Şimdi bu toplama t diyelim. Bu değildi ya. Diğer. Bu toplama t diyelim. Şimdi bu toplamı tersten yazıyorum. N eksi 1. N eksi 2 geldim. 2 ve 1. Bu da T değil midir? Evet, o da T'dir. Bu T ise bu da T'dir. Güzel. Taraf tarafa toplayalım. 1 ile N'nin toplamı nedir? N artı 1. N artı 1. N eksi 1 ile 2'nin toplamı? N artı 1. N artı 1. N eksi 2 ile 3? Yine N artı. N artı 1, N artı 1 değil mi? Hepsi N artı 1 değil mi? Evet. Evet. T artı T? 2T. 2T, güzel. Şimdi soru şu, sıradaki soru şu. Kaç tane N artı 1 toplanıyor? N tane. N tane mi? N tane, evet. Evet. Emin misiniz? Evet, en tane. Ya. Şimdi bunu nasıl sayacağız? Yukarıda kaç tane sayı var? En tane. Güzel. Bunu nereden biliyorum? Sayılar birden başlamış, birer birer artıyor. Sayılar birden başlayıp birer birer artıyorsa sondaki sayı bana sayı adedini veriyor. Orada kaç sayı olduğunu söylüyor. Burada da n tane sayı var. Ve bunlar birer birer eşleştirilmiş değil mi? Her biri bu bununla, bu bununla. Yani burada n sayı, burada n sayı var. Hepsi birbiriyle eşleştirilmiş. Sonuçta da n evet. Tane sonuç çıkmayacak mı? Evet. Evet. Yani n tane n artı 1 toplanıyor. N tane n artı 1'in toplamını nasıl ifade ediyorum? N çarpı n artı 1. Güzel. Bu da 2t'ye eşit ama ben bir tane t'yi sorduğum için 2'ye böldüm. Şunlar gitti. N çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir t'ye. Yani birden n'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Hemfikir miyiz bunda? Evet. Evet. Tamam değil mi? Şimdi bir adım daha öteye gidelim. Çünkü sadece birden başlamıyor topladığım sayılar. Nereden başlıyor topladığım sayılar? İstediğim herhangi bir yerden. Değil mi? Rastgele bir yerden. Rastgele bir sayı söyler misin? 8. 5. Herhangi bir sayı söyler misin? 8. 20. 35. 87. Herhangi bir sayının yerine geçecek bir sayı. Ha. 6. 105 olur mu? Anlamadım. 6'dan başlatırsam 6 için bir sonuç bulmuş olurum. Hepsi için. Hepsi için kullanmam lazım. En. X diyelim mi? X. E'de olmaz mı hocam? Efendim? E. E'de olmasın ki. Ama X desem? Olur. X olur. X'den başlasın ve birer birer artsın. X. X artı 1.
Ops. X artı 2 falan. Ve X artı n'e kadar gitsin. Şimdi bu toplamı inceleyeceğim. Bence inceleyebilirim. Çok rahat inceleyebilirim. Topladığımız sayılar hep bu formatta değil mi? Rastgele bir sayıdan başlayıp birer birer artan sayılar değil mi? Artışık evet. Aynen. Evet. Ve rastgele adette. Kimi zaman iki sayıyı topladım. Kimi zaman üç sayı. Kimi zaman dört sayı. Her iki rastgeleliğe de bir harf verdim. X dedim. N dedim. Şimdi bunları toplayalım. Önce şurada kaç tane sayı toplanıyor? Bunu bir netleştirelim. N tane. Hayır, N artı bir tane. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4. Burada N tane sayı var mı? Değil mi? Değil mi? Evet hocam, öyle. Evet. Burada da bir tane daha var. N artı bir tane sayı var. Yani aslında kaç tane X toplanıyor? N artı bir tane. N artı bir tane. Bakın şöyle yazsam. X'leri yan yana yazıyorum. X artı, X artı, X artı, X. X. Burada N artı bir tane X toplanıyor mu? Değil mi? Evet. Bir kalan toplam nedir? 1, 2, N'ye kadar olan sayıların toplamı. Şimdi bunu hesaplayabilirim bence. Hesaplayabilirim. N tane X'in toplamı N çarpı, pardon, N artı bir tane X'in toplamı N artı bir çarpı X'tir. Değil mi? Evet. Bunun toplamını daha az önce bulduk. N çarpı, N çarpı, N diyelim. N çarpı N artı bir bölü 2. Payda eşitledim. 2X çarpı N artı bir artı N çarpı N artı 1 bölü 2 mi oldu? Evet. N artı 1 parantezini alıyorum. Bunda N artı 1 çarpanı var. Bunda N artı 1 çarpanı var. N artı 1'e bölüyorum her iki terimi de. N artı 1 parantezinde 2X artı N bölü 2 midir? Evet. Güzel. Şimdi bu formül nedir? Neye ulaştık? Biz X. Ömer Sait, sanırım sen bunu mu söyledin? Evet. X artı 1 nokta nokta X artı N'e kadar olan sayıların toplamı. Bir örnek verelim. Bir örnek verelim. Bir rastgele bir sayı söyler misiniz? 8. 8'den başlasın. Kaç tane sayı toplayalım? 5 olsun. Kısa olsun. 8, 9, 10... 11, 1, 2, 3, 4, 12. Burada X 8, N de 4 müdür? 4'tür. X zaten 8. 4'tür. X yerine 8 yaz. N yerine 4 yaz. N yerine 4 yazdım. 5 çarpı. X yerine 8 yazmıştım. 16 artı 4 bölü 2. Yani 20 çarpı 5, 100 bölü 2, 50. Doğru mu yaptım? Doğru galiba. Doğru. Doğru. Evet. Topladım bunu. Bu toplam kaç? 20, 20 daha 40, 10 daha 50. Ha, çalıştı mı? Hı-hı. Evet. Duymuyorum sizi. Evet hocam. Evet. Çalıştı değil mi? Güzel. Şimdi geldik. Bu ne? Yani nereye ulaştık? Onu söyleyelim. Bakınız, her daim ya iki tane ya üç tane, ya dört tane ya beş tane, ya altı tane ya yedi tane sayı toplanıyor değil mi? Evet. Yani ya tek adette ya çift adette sayı toplanıyor, doğru mu? Doğru. Evet. Toplanan sayı adedi neye mi bağlı? Evet, öyle gözüküyor. Tabii, yani n bir ise iki sayı toplanıyor. Doğru mu? N eşittir 1 ise N eşit 1 için topladığım sayılar X artı X artı 1 midir? Hı hı, iki tane. N eşit 2 için X artı X artı 1 artı X artı 2 midir bu? Evet. Böyle devam ediyor. Yani toplanan sayı adedi N'ye göre değişiyor. O zaman. Ve N'nin de İki seçeneği var. Ya tek ya çift olacak. Doğru mu? Doğru. Hadi o zaman inceleyelim. Bir, N tek olsun. N tek. Diğeri de N çift.
N tek iken. Şuraya bir yazalım önce. N artı 1 çarpı 2x artı N bölü 2. N tek. Bir fazlası? Çift. Çift. Burası çift. X bir tam sayı. Hatta doğal sayı. Pozitif doğal sayı. Çünkü onlarla konuşuyoruz. İki katı her daim çift midir? Evet. Burada N tekti. Çiftle teki topla. Teki. Efendim? Tek. Burası tek. Şimdi bu çift bir sayı. Bununla bu sadeleşecek mi? Evet. Diyelim ki A çıktı. Onun tek ya da çift olmasının bir önemi yok. Diyelim ki A çıktı. Sadeleştirdim, A oldu. Bu ifadenin sonucu bir doğal sayı, bir A doğal sayısı çarpı bir tek sayı mıdır? Evet. Anladınız değil mi? Burası tek, tek bir sayı. Burası çiftti, sadeleştirdim. Rastgele bir A mutlaka sadeleşecek, onu biliyorum. Çift bir sayı çünkü. Sadeleştirdim, A geldi. A çarpı tek midir burası? Evet. Evet hocam. Yani bu toplamın sonucu N tek iken mutlaka bir tek sayının katıymış. Şimdi N çift iken, pardon. N çift iken. Şöyle ayırıyorum. N artı 1 çarpı 2x artı N bölü 2. N çift iken bir fazlası? Tek. Tek. Burası çift, burası çift. Topla. Çift. Çift. 2 ile çifti sadeleştir. Bir doğal sayı elde ettim. Buna da B diyelim. Burası da B çarpı bir tek sayı mıdır? Evet. Gördünüz mü bunu? Bunu anladınız mı? Evet. Güzel. Ve buradan çıkan sonuç da şudur. En ne olursa olsun, yani tek tek de olsa, çift de olsa ulaştığım sonuç, yani bu toplamın sonucu her daim bir tek sayının katıdır. Tek sayının katıdır. Yani gerçekten de bir sayıyı açık sayıların toplamı şeklinde yazabilmem için o sayının bir tek sayının katı olması lazım. Bu da şu anlama gelir. İki dışında bir asal böleni olması lazım. Evet. İki dışında bir asal böleni olması lazım. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Evet. İki dışında bir asal böleni yoksa yazılamaz. Doğru mu? Hı hı. Evet. İki dışında bir asal böleni yoksa demek ki o sayı ikinin kuvvetidir. Rastgele bir sayı söyleyin. 41. 41. 40'ın içinde 5 çarpanı var mı? Var. Evet. Yazılır. Ama 16'nın içinde 2'den başka bir asal çarpan yok. Yazılamaz. Zaten 2 dışında asalların hepsi tek olacağı için 2 dışında bir asal böleni olmaması lazım sayının yazılamaması için. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Aynen. Güzel mi? Çok güzel. Şimdi sırada ikinci ve üçüncü soruları cevaplayalım. Siliyorum. Bakınız ben nasıl buldum. Nasıl bulduğumu anlatırken şeyi de göreceğiz. Kaç farklı şekilde yazılabildiğini göreceğiz. 12 için yapalım. Yok 12 değil, birazcık güzel bir sayı olsun. 75 için yapalım mesela. 75. Şimdi ihtiyacım olan şey tek böleni olmasıydı değil mi? Ama tabii ki birden farklı. Çünkü asal bölenlerden bahsediyoruz aslında. Birden farklı bir tek böleni olması lazımdı. Şimdi tek bölenleri incelersem eğer bana aslında şey verecek. Her bir tek bölen için ben bu sayıyı açık sayıların toplamı şeklinde yazabileceğim. İlk başta, ilk aklımıza gelen 3 çarpı 25 midir bu? Şöyle yazayım. 3 çarpı 25. 25 çarpı 3 olarak da inceleyeceğim. 5 çarpı 15, 15 çarpı 5, başka var mı? 75 çarpı 1, başka da yok. Değil mi? Başka da yok. 1, 2, 3, 4, 5 farklı şekilde yazabilmem lazım. Sizce 75'i 5 farklı şekilde ardışık sayıların toplamı şeklinde yazabilir miyim?
Yazılıyormuş demek ki. Yazılıyor. Şimdi bu bu çarpımları şöyle okuyacağım. 3 tane 25'in toplamı. 3 tane 25'in toplamı. 25 artı 25 artı 25. 25. 3 tane 25 toplanıyor. Tek sayı olması bana ortada bir tane ortadakini tutma şansı veriyor. Yani ortadakini inceleme şansı veriyor. İnceleme değil ya. Ortada bir sayı olmasını olmasını olanak sağlıyor. Ortanca bir tane vardı. Ortadakini tuttum. Geriye iki tane mi kaldı? Evet. Bundan bir çıkar, buna bir ekle. Ne oldu? 24, 25, 26. 26. Bu basit. Şimdi 25 tane 3. 3, 3, 3, 3, 25 tane 3 yazdım. Ortadakini tuttum. Geriye kaç tane kaldı? 24. 24. 12 burada, 12 burada mı? Evet. En soldaki 12. En sağdakine 12 ekle. Bir adım gel. 11 çıkar. 11 ekle. Ama işte bak ne dedi? Sen şimdi kadınla çok oy. Bak burada ne oluyor? Burada ne oluyor? Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4. Of çok sayı yazıyorum. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, artı 0, artı 1, artı 2, artı 3, 4, 15'e kadar. 5, nokta nokta nokta, 9, 10, 11, burada göremezsiniz herhalde, 12, 13, 14, 15. Bakınız, eksi 9'dan artı 9'a kadar götürdü mü? Evet. Bu sayıyı, 75'i, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bunların toplamı şeklinde yazdım. Peki bir şey soracağım hocam. Bir saniye. Bir inanın önce. Doğru mu? 25, 25, 25. Doğru. 50, 75. Doğru mu? Doğru. Güzel. Evet buyurun. Sorunuzu alayım. Şimdi hocam biz burada bir kere uzun uzun yazdık ya eksili sayılar dahil. Evet tabii. Bu bir tane sayısını göstermek için. Yani bu bir tane farklı olarak sayılıyor. Alttaki hani onu sadeleştirdik farklı olarak sayabilir miyiz? Yani iki tane açılımı vardır. Nasıl yani anlamadım. Şu bir tane uzun yazdınız ya. Ona birinci açılım, alttaki kısaya ikinci açılım deyip iki tane şey midir diyoruz yoksa sadeleştirip mi söylüyoruz? Çünkü pozitif doğal sayılar dedik ya en başta. Pozitif doğal sayıların toplamı şeklinde yazmak istiyorum. Tamam anladım. Devam edelim. Bu ikincisiydi değil mi? Evet. Evet. Üçüncüsü 5 tane 15. Artık tahmin edersiniz değil mi? 5 tane var. Birini tuttum 4 tane kaldı. 2 burada 2 burada. 2 çıkar 2 ekle. Yani 13, 14 yani 13'ten 17'ye kadar. 15, 16, 17. 3 etti. Dördüncüye bakalım. 15 tane 5. 5, 5, 5. 15 tane vardı. Ortadakini tuttum 14 kaldı. 7 burada, 7 burada. 7 çıkar, 7 ekle. 7 çıkardığımda artık uzatmayacağım. 7 çıkardığımda eksi 2 mi yapıyor? Evet. Artı 2'ye kadar götürecek değil mi? Evet. Artı 3'ten. O zaman 3'ten 12'ye kadar. 3, 4, 5, 12'ye kadar. İnanmıyorsanız toplayın. 3'ten 12'ye kadar. En keyiflisi 75 artı 75 tane 1'in toplamı. Bu son. Bitiriyorum artık. Hazır mısınız? Bunu da yapalım. Yapıyorum abi. Yapın hocam. Yapalım. Ya, kimse bir şey demiyor. Yapalım. Kaçtı mı herkes? Ne oldu? Duymuyor musunuz beni? Yok hocam. Hayretle izliyoruz sadece. Şimdi 75 tane 1'in toplamı. 1, 1, 75 tane 1. Ortadakini tuttum 74 tane kaldı. 37 sağda, 37 tane solda. Buna 37 ekle, bundan 37 çıkar. Ne kaldı burada? Eksi 36. Eksi 36'dan demek ki artı 36'ya kadar birbirini götürecek.
37-38. 38. Değil mi? En son terim 38. Bak 75, 37 artı 38'dir. Bu da 5. Çok iyi hocam. Anladınız mı? Evet. Hoşunuza gitti mi? Evet. Hocam. Ben bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabii ki. Peki içinde çift bir çarpan olsaydı, yani 2 olsaydı, ortada tek bir sayı kalmayacaktı ya, nasıl yapacaktık? Yok. İçinde hepsi, çarpanların hepsi çiftse yapamıyoruz. Yok, ama evet. Bir tane tek çarpan hiç olduktan olamadım. Sonra... Hı-hı. Mesela 150 olsaydı. Efendim? Mesela 150 olsaydı. 150? Bir tane örneğini yapabilir misiniz? Tabii. 150. Şimdi ne dedik? İçindeki tek çarpan sayısı kadar, bir dışındaki tek çarpan sayısı kadar farklı şekilde yazıyoruz. Şunu sileyim hemen. 150'nin kaç tane var? Epey var. 3 var, 5 var, 15 var. Başka var mı? 25 de var. 75 var. 75 var. Oo bak şimdi. 150'nin içindeki tek çarpanları inceleyelim. 3, 5, 15... 25, 75, başka var mı? Yok, galiba yok. Varsa da onu da ekleyebiliriz. Şimdi 5 farklı şekilde yazabilirim 150'ye. Ama çift sayı içinde istediği kadar çift sayı olsun. Yeter ki bir tane bile olsa tek sayı varsa, bir dışında bir tek sayı varsa ya da şöyle diyelim, iki dışında bir asal sayı varsa ona göre şey yapabilirim. Tek çarpanları bulup ona göre yazabilir. Mesela 3 için 50-50-50'dir bu. Bunu 49-50-51 şeklinde yazarım. 5 için 30-30-30 toplamıdır. Anladım hocam. Anladım. Çok teşekkür ederim. 2-2. Rica ederim. 28-29-30-31-32. Böyle olması lazım. Gibi gibi. Anlaştık mı? Çok iyi hocam. Evet. Evet. Geçmiş olsun. Varsa sormak istediğiniz, yoksa benden bu kadar. Dünya Matematik Gününüz kutlu olsun. Her ne kadar yarın olsa da. Hocam. Şimdiden kutlu olsun. Şimdiden kutluyorum. Bir şey hatırlatabilir miyim? Efendim? Matematik köyü, matematik dergisi hediye etme zımbırtısı vardı. Şey... yayın evini mi hatırlatacaksın? Neyi hatırlatıyorsun? Yok hayır. Moderatör şey demişti. Bir tane de yayındayken çekiliş yapar veririz. Aha, doğru. Sevgili moderatör. Evet. Berke arkadaşın da gelmiş. Kurucu orta. Berke sen yokken kendimizi dergi kilitledik. Haberin olsun. Yayın ne dergisi? Matematik, Nesin Matematik Köyü'nün çıkardığı matematik dergilerinden bir tane. %50 indirim varmış, kaçırmayalım dedi. Hallederiz, sıkıntı yok. Üstüne indirimde zaten %50 indirim var. 3.75 liraya düşmüş bir dergi. Size tavsiye kaçırmayın. Pekala arkadaşlar. Var mı benden istediğiniz bir şey? Sağ olun hocam. Bir şey, canınızın sağlığı hocam. Verin kendinize. Siz de hocam. Hocam. O zaman bir çekiliş yapalım, öyle çıkın. Katılmak isteyen. Nasıl yapacaksınız çekilişi? Herkesin ismini tek tek yazacağız. Evet, sonra ben çekiliş yapmayı bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Hiç yormak istemiyorum çünkü. 26 kişi var. Birden 26'ya kadar rastgele sayı yazacağım. Google'dan rastgele sayı çevirme. Hangisi çıkarsa tek tek sayacağım. Ama bir şey diyeceğim. Herkes numaralandırılmış mı yani? Sayacağım hocam aşağı doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Yok, konuşma esnasında değişiyor gibi bir şey biliyorum da. Postluk versin o zaman, herkesi tek tek numaralandırayım. Öyle yani. Olmasına gerek yok. Ekran fotoğrafı alın, o herkesin bulunduğu listenin ekran fotoğrafını alın. Onu dayanak olarak kullanın. Oradan sayarsınız. Bu şekilde değişmemiş olur. Pekala. Başka biraz daha şekillendirelim o zaman. Çekiliş dönecekse bunu şekillendirelim.
Tamam hocam, ne yapalım? Yayını kapatayım mı bu arada? Yayını yok, kapatalım. Kapatma, heyecan doğurup da. Gerçekten izliyorlar mı? İzleyen var mı? Onu da bilmiyorum da. Şimdi şöyle, bir tane dergi hediye edeceksen onun zaten kargo ücreti astarı yüzünü geçer. Tamam mı? Onu o zaman ne yapalım? Ben 4 tane dergi hediye ediyorum. Biz fakat, 5. 4 tane yok. 4 tane de bir anlam olmaz. Olur mu? 4 tane 15. 5 tane dergi hediye ediyorum. 5 tane benden. Bir tane sizden 6 kişiye, pardon. 6 dergi 3 kişiye 2'şer tane bir anlamı olsun en azından. Nasıl fikir? Tamam. Öyle. Çok güzel. Ha? İyi mi? Ben hem notumu da çıkarım. Tamam, öyle yaparız. O zaman tek tek yazı. Dur, kaydı kapatalım hocam, öyle şey yapalım. Arkadaşlar, yayınıza katıldığınız için teşekkür ederim.